Gel tatlım. Teşekkür ederim. Ayol yok artık. Muhteşem. Buyurun. Ay harika. Ay nasıl geniş güzel böyle. Muhteşem. Şey şurada bir çeker misiniz beni? Ev görünsün ama. Tabii. Buyurun. Ay çok teşekkürler. Niye buraya geldik? Yeni evimiz. Nasıl? Aa, sürpriz oldu. Son anda mı karar verdin? Yani şimdi biraz düşündüm. Gelenimiz gidenimiz eksik olmuyor malum. O belli. Zaten babaanneme bir oda ayarlıyoruz. Bir de bizim çekirdek ailemizin 3 kişiyle sınırlı kalacağının da bir garantisi yok diye düşünerek son anda bu evi ayarladım. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Bizimkileri yalnız bırakmaya gelmez. Tecrübeyle sabit. Hadi gidelim. Bence de. Gel. Ay harika. Onurcuğum bak dikkat ettim. Bizim dükkandan burası tam 20 dakika. Bunu da mı düşündün? İşte yani üç çiçeğe çok uzak olsun istemedim yani. Tamam sağ ol. Ya sizinki de ne kadar uzak. Değil mi? Evet uzağız. Ama ben düşündüm o yüzden yatıya geleceğim artık. Tabii müsait olursanız. Tabii ki. Siz gelirsiniz geldiğiniz zaman da bir beni arayıverirsiniz canınız sıkılmaz hiç değilse. Yok benim hiç canım sıkılmaz Lale kızımla canım sıkılır mı hiç benim. Ama tabii siz her zaman gelin buyurun. Acaba evi gezelim mi? Gezelim gezelim de şöyle bir dörtlü selfie yapalım mı? Tamam. Şöyle hep beraber. Ben göstereceğim elimle. Bu arada ne? Ay ne olur çok hoşuma git. Anneciğim. Ay. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Ay çocuklar. Müthiş. Müthiş, bayıldım. Harika bir seçim. Bu giriş falan ne kadar... Bu şömine yok, var mıydı bu sizin gösterdiğinizde? Bu tavan da yoktu, bu şömine de yoktu. Ha yok anne, o ev bu ev değil. Yani Onur son anda sürpriz yapıp buraya karar vermiş. Tabii o evin de böyle dokusu çok iyiydi, havası falan iyiydi. Bir de bana diyorsun dikkatli ol anne diye. Ama bunun da girişi çok geniş. Mesela tavanı dediğin gibi. Bu da çok güzel bir his verdi. Onurcuğum siz bir başka ev daha mı gezdiniz? Niye benim haberim yok? Anneciğim ben Lale'ye gayrimenkullerimizin listesini gösterdim. O da fotoğraflardan bakıp böyle bir kıyasladı evleri işte. Evet efendim. Tabii. Babasını da fotoğraflardan koklamıştır. Kinaye yapıyor. Ay, dedektim. Çok güzel bayıldım ben. Canım sen. Vallahi bayıldım ben. Dilim tutuldu. Çok sevindim. Ben de beğendim. Yalnız biraz büyük değil mi? Anneciğim gayet makul. Biz yakında 3 kişi olacağız ya. Ayol siz hangar gibi evde oturuyorsunuz. 3 kişi. Allah Allah. Yani şey demek istiyorum. Yani şimdi Onur büyük evlere alışık demek istiyorum. Yani küçük yerlerde yapamaz. Öyle alıştırmışsınız. Ben Lale için dedim aslında. Büyük evi çekip çevirmek çok zordur çünkü. Yardımcılarımız olacak ya anne. O yüzden Lale çok zorlanmaz. Merak etme. Ev personeli çok önemli Onurcuğum. Çok önemli. İsterseniz sisteminiz oturana kadar, her şey yoluna girene kadar Şerife gelebilir. Bunları konuşuruz anneciğim sonra, tamam mı? Ama yani acele edin yavrum. Acele edin. Yani dadı da yok daha, dadı yok. Dadı bulmadınız, bir an önce hareket etmeniz lazım. Çok zor bu işler ya. Şey, aslında bence dadıya gerek yok. Dadı çok önemli Laleciğim. Yani bir kere çocuk gelişiminde uzman olmalı.
En az 2 yabancı dil bilmeli. Hep beni tarif ediyorsun. Ve güvenilir olmalı. İşte. Ya, bu kriterde birini bulmak gerçekten çok zor. Bak, aynı zaman beni tarif alır, zaman alır. Aynı beni tarif ediyorsun hakikaten. Ben yaparım. Ben her şeyi hallederim. Ben bakacağım kesin. Öyle geliyor içimden. Ama siz çalışıyorsunuz Songül Hanımcığım. Aman lan. Düzenli bakamazsınız. Ay ne yapacağım Allah aşkına. Çiçekçi dükkanı iki kız onu hemen çekip çevirir. Ben de torunuma bakarım. Ay onun kasını da çıkarırım. Böyle vururum. Çok sağ olun. Eminiz ki torunlarınıza en iyi siz bakarsınız ama... biz Zelale'yle konuşup dadıyla mı yoksa biz kendimiz mi bakarız tam karar vermedik. Yani biz bir fikir teyitinde bulunduktan sonra durumu değerlendireceğiz. Bizim için en önemli olan şey sevgi vermesi oğlumuza. Evet, sana katılıyorum hayatım. Sevgi vermesi çok önemli. O yüzden bebeğime ben bakmak istiyorum. Nasıl olsa annem var, ablam var, kız kardeşim var. Bana yardım ederler. Ben de varım. Seve seve bakarım ben de torunuma gerçekten tabii seve seve. Eksik olmayayım. Ay. Aksesuarlar yalnız eksik gibi Onurcuğum. Böyle bir boşluk var, duvarlar çok boş, çok. Dolacak, dolacak anne. Eren'le konuştum, dekorasyon konusunda bize yardımcı olacak. Ah çok sevindim. Eren çok iyi bir iç mimardır. Ay evinize bayıldım gerçekten. Bu evde huzurlu oturun. Çocuğunuzu huzurla büyütün, mutlu olun inşallah. Mimarsız falan. Sağ olun. Lale ile... oğlumuzla birlikte hep beraber inşallah. İnşallah. Ben de salon için böyle şey düşündüm. Bitki falan düşündüm tabii ben de kendi çapımda. Mesela şuraya bir bitki falan dedim ama her yer orman. Ama yine de bir şeyler düşüneceğiz. Efendim sizin düşünmeniz yeterli bizim için. ne yapalım? Mutfağımıza bakalım mı şimdi? Hadi bakalım. Ne olur gidelim. Buyurun. Buyurun siz bakın. İşte mutfağımız. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Oo, çok güzel. Lale'cim sen yemek yapmayı biliyor musun canım? Evet. Aa, gerçekten mi? Kızım evet deyip devam etsene. Ay bu çok alçak gönüllü. Ben bildiğim ne varsa öğrettim ona. Ben de bayağı bir bilirim bir şeyler. Sizden öğrendiyse içimiz rahat o zaman efendim. Tabii ki biz buraya hamuru bir açarız artık. Allah! Fabrika, fabrika. İnşallah, maşallah. Diğer odaları da gezelim mi? Hadi. Hadi geçelim bari. Ne tarafa gidiyoruz sağ sol? Sol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.